Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karanlık Dosyalara bir yeni bölümle daha devam ediyoruz. Ve Karanlık Dosyaların bugünkü bölümünde Lawson ailesi cinayetlerinden bahsedeceğiz. Ama videoya geçmeden önce, bu video yayınlandığında 2024'ün ilk günü olacak. Ve bu yeni yılın hepimiz için çok daha güzel, mutlu, huzurlu, sağlıklı bir sene olmasını diliyorum. Buradan size videoya geçmeden önce bu dileğimi iletmek istedim. Çünkü 2023 birçok insan için hem ülkemiz hem dünya için acılarla dolu geçen ve gerçekten yaşananlara inanamadığımız bir yıl oldu. Tabii kimileri için güzel şeyler de yaşandı. Bunları göz ardı etmiyorum. Ama her nasıl geçmiş olursa olsun yılınız, bir sonrakinin hepsinden çok çok daha güzel olmasını diliyorum. İkinci olarak da geçtiğimiz hafta video atamamamın sebebi hasta olmamdı. Maalesef bu etrafta yayılan hastalıkta ben de kaptım. Yani kendime gelemedim. İnanın o kadar zorlandım ki hala da tam olarak iyileşemedim. Hala burnum akıyor, öksürüğüm var. Yani sinirlerim çok bozuk. Çünkü hiç bu kadar uzun süren bir hastalık yaşadığımı hatırlamıyorum. Neredeyse 2 hafta olacak. Yani ne illetmiş ne geçmez bir şeymiş dedirtti. Hasta olan herkese de çok çok geçmiş olsun diliyorum buradan. Eğer hasta değilseniz de lütfen çok dikkatli olun. 2023'ün sonunda bizim için güzel bir şey oldu. 400 bin aboneye ulaştık. Bu benim için çok 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 iyi bir şey. Yani benim hedefim şu anda İlk olarak 500 bine ulaşmak ve abone olmanız gerçekten bu kanala çok büyük fayda sağlıyor. O yüzden lütfen hala abone değilseniz aşağıdaki kırmızı butondan siz de abone olun ve ailemize katılın. Evet, şimdi videomuza geçebiliriz. Bu yıl bir yılbaşıyla alakalı, işte Christmas'la alakalı bir davadan bahsetmediğim için yılın ilk videosunda bununla alakalı bir dava yapmak istedim sizlere. Podcast'ta yapmıştık. Eğer dinlemek isterseniz onu da aşağıda açıklamaların en başında linkten gidebilirsiniz. Çok ilginç bir davaydı. Bu da onun kadar ilginç, çözülmüş bir dava. Ama bazı konularda çok fazla sorular var ve bunları sizin cevabınızı çok merak etmekteyim. Dediğim gibi bugün Lawson ailesinden bahsedeceğiz. Geçmişe gideceğiz, çok çok öncesine, 1929 yılına. 1929'un Noel'inden hemen önce Charles Charlie Lawson ailesiyle bir fotoğraf çektirmek istediğine karar verdi. Ve gidip ailesinin her üyesine yepyeni kıyafetler aldı, kendisi de dahil. Bütün aile giyinecek, süslenecek ve topluca kasabaya gidip fotoğrafçıda anı olması için bir fotoğraf çektireceklerdi. Tabii ki çok eski zamanlardı. Şimdi olduğu gibi her an fotoğraf çekilemiyordu aileler. Ve bu da onlar için çok özel bir gün oluyordu aslında. Normalde o zamanlarda bu garip karşılanacak bir şey değildi. Ama insanların birkaçı kasaba halkından bunu birazcık garip bulmuşlardı. Çünkü Charlie Lawson işçi sınıfından birisiydi, bir çiftçiydi ve öyle aman aman paralarda kazanmıyordu. Zengin bir ailesi yoktu. Ailesi ise kendisi, eşi ve 7 çocuklarından oluşmaktaydı. Yani hepsine kıyafetler almak hiçbir şekilde ucuza gelmeyecekti. Bir de buna fotoğraf çektirmenin masrafının eklendiğini düşünün. Bu kadar parayı harcamak zorunda kalması ve bunu kendi isteğiyle yapmış olması yerel halkın bu yüzden dikkatini çekmişti. Charlie kendisi çok kazanmamasının yanı sıra varlıklı bir aileye de sahip değildi. Anne babası da çiftçiydiler ve küçük bir arazi parçasını kiralarlardı. Yıl içerisinde orada mahsulleri yetiştirirlerdi ve onlar yetiştikten sonra da bir kısmını toprak sahibine verirler. Daha sonra geçimlerini sağlarlardı. Charlie 1911 yılında Fanny Manning adlı bir kadınla tanışmış ve evlenmişti. Tütün yetiştirerek geçimlerini sağlıyorlardı ve bu sayede yeterince para biriktirdikten sonra kendi evlerine çıktılar. Daha doğrusu kendi evleri derken şöyle söyleyeyim, kardeşinin evinin yakınında olan bir böyle derme çatma bir çiftliği satın aldılar. 1927 yılıydı bu sırada da. Çiftlikte kendi istedikleri gibi tadilatlar yaptılar. Onu yaşayacakları, yaşamak isteyecekleri bir yer haline getirdiler. Ve çocuklar konusunda da daha önce de belirtmiştim, bu aile bayağı bereketliydi. Charlie ve Fanny'nin toplamda 8 tane çocuğu oldu. Bu çocuklar Arthur, Mary, Carrie, Mabel, James, Raymond ve Mary Lou'ydu. Üçüncü doğan William ise bir hastalığa yakalanmış ve 6 yaşında maalesef ki hayatını kaybetmişti. Charlie söylenenlere göre katı ve disiplinli olsa bile çok sadık bir baba olarak bilinirdi. Çocuklarıyla da arası oldukça iyiydi. Katı derken bunu şu anlamda da kastediyorum. Kendisi çok fazla
fazla para harcamazdı. Parayı gereksiz şeylere harcamayı hele hiç sevmezdi. Bu yüzden aslında insanlar bu kadar parayı nasıl buna saçtı diye düşünüyorlardı bir yerde. Ama her ne kadar buna şaşırmış olsalar bile davada bahsedeceğimiz şeylerin yaşanacağını asla düşünmemişlerdi. O Noel sabahı 17 yaşındaki Mary erkenden uyandı ve ailenin planladığı kutlama için bir pasta yapmaya başladı. O pastayı hazırlarken bir noktada kız kardeşleri 12 yaşındaki Carrie ve 7 yaşındaki Mabel de teyzelerini ziyaret etmek için yola çıkacaklardı. Kızlar teyzelerine uğrayıp onun Noel'ini kutlamak istemişlerdi aslında. Ve yola koyuldular ama çok fazla ilerleyemediler. Çünkü çiftlikteki tütün ambarının yanında çökmüş gizlenmiş bir kişi beklemekteydi. Bu kişi kızlar görüş alanına girer girmez onları 12 kalibrelik pompalı tüfekle vurdu. Ardındansa gerçekten öldüklerinden emin olmak için onların kafalarına silahının arkasıyla vurdu. Bu kişi babaları Charlie'den başkası değildi. Lawson ailesi ülkenin hem yemek hem de eğlence amaçlı avlanılan bir bölgesinde yaşamaktaydı. Yani kimsenin bu yüzden silah seslerini garip bulmamış olması mümkündü. Charlie'nin eşi Fanny de kocasının eve silahla yürüdüğünü gördüğünde bu yüzden büyük ihtimalle şaşırmamış ya da bunu ilginç bulmamıştı. Ta ki silah ona doğrultulana kadar. Ama bunu anladığında her şey için çok geçti. Çünkü Charlie anında onu da vurdu. Franny bu sırada verandadaydı ve olduğu yere yığıldı. Kendisi hayatını kaybettiğinde sadece 37 yaşındaydı. Ardından Charlie eve girdi ve Mary ile karşılaştı. Mary o noktada histerik bir haldeydi. Çünkü yaşananları duymuş ve bunlara şahit olmuştu. Charlie hiç vakit kaybetmeden onu da göğsünden vurdu ve Mary şöminenin yanına yığıldı. Tam o sırada saat 13.25'te evin saati de durdu. Bu nasıl oldu gerçekten bilmiyorum ama tam da Mary'nin hayatını kaybettiği dakikada olmuştu bu olay. Onlar bu saldırıya uğradıklarında komşularından birinin çocuğu da oradaydı ve bir şekilde kaçmayı başardı. Lawson'ların evinden çıkıp koşa koşa kendi evlerine gitti ve ailesine yaşananları anlattı. Ancak bu noktada Charlie çoktan yapacağını yapmıştı. Çocuk kendi evine gidene kadar içeride saklanmaya çalışan iki oğlu, 4 yaşındaki James ve 2 yaşındaki Raymond'ı buldu. Onları da aynı şekilde vurduktan sonra henüz 4 aylık olan bebekleri Mary Lou'ya yöneldi. Mary Lou'yu silahla vurmamıştı. Bunun yerine onu öldüresiye dövdü. Ardındansa evden ayrıldı ve yakınlardaki ormana doğru yürüdü. Bu katliamdan sağ kurtulan tek kişi bir iş için yani daha doğrusu bir ayak işi için evden gönderilmiş olan 16 yaşındaki Arthur'du. Charlie ve Arthur aslında o gün sabah ava çıkmışlardı ve yerel raporların söylediğine göre o gün 6 ile 8 inç arasında kar yağmıştı. Dolayısıyla da alışılmadık derecede beyazdı dışarısı o Noel gününde. Babasıyla avlandıktan sonra Arthur kuzeniyle de avlanmak istemişti söylenenlere göre ama Charlie'ye evde hiç mermi kalmadığını söylemişti ve Arthur'u kasabaya mermi almaya göndermişti. Ancak şöyle bir nokta da vardı ki aslında mermileri bitmemişti. Charlie sadece Arthur'u göndermek için bunu söylemişti. O günün ilerleyen saatlerinde Charlie'nin erkek kardeşi Elijah ve onun oğulları Noel ziyareti için eve uğradılar ve geldiklerinde korkunç manzarayla karşılaştılar. Polisleri aradılar ve hemen polis çağrıldı. Polisler olay yerine geldi. Bir tanesi de Arthur'u almak için kasabaya gitti. Arthur'u bulduğunda kendisi hala mağazada mühimmat satın almaktaydı. Öte yandan Charlie yoktu ortada tabii ki. Ailenin bütün üyeleri evdeydi ama Charlie yoktu. Evden kaçmış, ailenin köpeklerini de yanına almış, ormana girmiş ve kaybolmuştu. Polisler eve geldiklerinde ise ailenin bütün üyelerini kolları göğüslerinde çapraz bir şekilde yatarken buldular. Charlie onları hepsini bu pozisyona getirmiş ve başlarının altına da yastık koymuştu. Diğer ilk başta canına kıydığı iki kızını ise ahıra götürmüş ve onların başlarının altına ise taş koymuştu. Polisler bu manzara karşısında şaşkındı ve olayın şokunu atlatmaya çalışırlarken saat 17 civarında ormandan bir silah sesi duyuldu. Ve orada Charlie'yi ailesi üzerinde kullandığı silahla kendi canına kıymış halde buldular. Ceplerinde de iki tane not vardı. Bu notlarda hiçbir ipucu yoktu. Neden bunu yaptığına dair vesaire hiçbir şey yazmıyordu. Tam aksine böyle bitmemiş cümleler vardı içerisinde. Bunlardan bir tanesi
sorunlara neden olabilir. Diğeri ise suçlanacak kimse yok cümlesiydi. Yani bunların öncesi arkası ya okunmuyordu anladığım kadarıyla ya da yoktu. Ama yani bir anlam çıkarılamadı özet olarak. Bugüne kadar neden Charlie'nin bir anda çıldırıp böyle bir şey yaptığını hiç kimse bilemiyor. Ama tahmin edeceğiniz üzere ona bunu yaptıran şey hakkında birçok spekülasyon var. Hayatta kalan akrabaları ve arkadaşları uzun bir süre boyunca Charlie'nin bunu yapmasının sebebini kısa bir süre önce aldığı kafa yaralanması olarak gördüler ve bunun üzerinde durdular. Yani bundan başka hiçbir şeyin mümkün olduğunu düşünmüyorlardı söylediklerine göre. Onların söylediğine göre Charlie Lawson bu olaydan önceki aylarda çok dengesiz davranmaya başlamıştı. Ve birden fazla kez arkadaşlarına, akrabalarına korkunç baş ağrıları çektiğini ve uykusuzluk yaşadığını belirtmişti. Hatta söylenene göre bu konuda doktoruna da şikayette bulunmuştu. Bu yüzden çoğunluk Charlie'nin bu mental problemlerinden de ötürü kafasındaki yaralanmadan da ötürü bir anlık delilik yaşadığını ve böyle bir şey yaptığını düşünmekteydi. Uzun süre boyunca inanılan teori buydu. Ancak olaydan yaklaşık 60 yıl sonra ortaya bir gerçek çıktı. Ve bu bütün insanları şok etti aslında. Gerçek de demeyeyim, bir iddia diyeyim çünkü kanıtını göremiyoruz. Ailenin bu olay hakkında yazılan bir kitapta iddia edilmişti bu da. Kitaptaki iddiaya göre Charlie bir süredir kızı Mary'e CS'de bulunmaktaydı ve bu yüzden Mary hamile kalmıştı. Yazanlara göre birkaç kişi, yani aile içerisindeki insanlar, baba ve kız arasındaki ilişkiden şüphelenmeye başlamışlardı. Biraz farklı görünüyordu onlar için ve Lawson çiftliğinde gezmeye gelen insanlar da bunu fark etmişlerdi. Hatta bu kitap basılmadan hemen önce Charlie Lawson'un yeğeni Stella Lawson yetkililerle temasa geçti ve onlara cenazede ailenin üyelerinin kötü şeylerin yaşandığına dair babayla kız arasında bir şeylerden bahsettiğini, hatta Fanny'nin de bundan şüphelendiğini söylediklerini duymuştu. Kitapta aynı zamanda Mary Lawson'ın yakın arkadaşı Ella May Johnson'la birlikte kaldıkları bir gün ona her şeyi itiraf ettiğini de yazmakta. Komşuları Sam Hill adındaki adam da Charlie'nin bunu gerçekten de yaptığını ve eğer birisine söylerse Mary'yi canına kıymakla tehdit ettiğini belirtti. Ama gerçek şu ki o gün yaşananların neden yaşandığını bilen tek kişi Charlie Lawson'dı. Ailenin bile bildiğinden birçok insan şüpheli. Yani bu bilgiyi de kendisiyle birlikte mezara götürdü. İnsanlar bu yüzden bu ailenin babasının neden böyle bir canavara dönüştüğünü yani araştırmaya başladılar. Ve daha yakından bakmak gerektiğini düşündükleri şeylerden birisi de o portrenin neden çekildiğiydi tam da bu olaylar yaşanmadan önce. Daha önce de dediğim gibi çok pahalı bir şeydi bu aile için ve bu kadar tutumlu bir adamın böyle bir şey yapması yani insanlar için garip bir noktaydı ve en baştan böyle bir şey planladıysa bu kadar neden gidip ailenin portresini çektirdi diye düşündüler. Kimileri bu fotoğrafı Charlie'nin yaptıklarının hatırlatıcısı olarak saklamayı planladığını söylemekteydi ve Charlie'nin aslında kendi canına kıymayı planlamadığını, belki polislere teslim olmayı ve hapiste de bu fotoğraflara bakıp ailesini hatırlamayı planladığını düşünmekte. Aslında bu son kısımda bir doğruluk payı var. Çünkü Charlie'nin cesedi bulunduğunda etrafı ayak izleriyle kaplıydı, kendi ayak izleriyle. Yani bu da şunu gösteriyor. Olayla kendi canına kıyması arasında geçen saatlerde Charlie sanki ne yapacağını anlamaya çalışıyormuş gibi böyle oradan oraya yürüyordu bulunduğu yerde ve en sonunda da kendi canına kıymaya karar vermişti. Ve hatırlarsanız Charlie bu olayı Noel'de yaptı. Yani neden o güne kadar bekledi diye düşünüyor insan. Bazı aileler için Noel yılın herkesin bir arada olduğu tek günü ama bu ailede böyle bir şey de söz konusu değildi. Onlar zaten birlikte yaşıyorlardı. Her günün her saati beraberlerdi. Belki de Mary gerçekten de hamile kalmıştı ve babasının böyle hani din açısından önemli bir bayramda, tatilde kötü bir şey yapmayacağını umaraktan ona söylemek için o günü beklemişti, kim bilir. Ama ona bunu söyleyip de o gidip de hani keyifli bir şekilde pasta yaptığını düşünmek de birazcık mantıksız geliyor. Hepsinden öte benim aklıma takılan noktalardan birisi Arthur'u neden bağışlamış olduğu, yani Arthur'a neden zarar vermemiş olduğu. Bu başta hiçbir anlam ifade etmiyor gibi görünüyor çünkü bu adam ailesine çok değer veriyorsa neden bunları yapsın
değer vermiyorsa neden bir kişiyi sağ bıraksın? Yani durduk yere en büyük oğluna karşı bir sevgi mi olmuştu içinde bilmiyorum. Bazı kişilerin iddiasına göre Charlie, Arthur'un artık büyüdüğünü ve kendisine karşı koyabildiğini fark etmişti ve aile içerisinde çok sinirlendiğinde, aile üyelerine bir şey yapmaya kalktığında söylentiye göre Arthur ona karşı duruyordu ve artık hani ergenlikle gelen o güçlenmenin de sayesinde babası onu yenemiyordu. Bu yüzden de bu olay yaşandığını müdahale etmemesi için kasabaya onu gönderdiğini düşünüyor bazı insanlar. Yine de tabii gerçeği bilemiyoruz. Mary ile arasında yaşanan şey hani pek çok şeyi açıklıyor. Bu olay ortaya çıkmasın, çocuk doğmasın vesaire diye böyle bir şey yapmış olma ihtimali. Ama ortaya çıkması, bunun 60 yıl sürmesi de biraz ilginç bir durum. Kimileri araştırdığım kaynaklarda Mary'ye hiçbir otopsi yapılmadığını iddia etse de birden fazla kaynakta otopsinin aslında yapıldığını gördüm. Bu yüzden de insanlar böyle bir şey olsaydı, yani aralarında böyle bir şey geçmiş olsaydı bunun otopside çıkacağını düşünüyorlar. Yani tabii ki de çıkacak. Kız hamileyse otopside bu ortaya net bir şekilde çıkacak ama böyle bir şey kayıtlarda bulunmuyor. Tabii eski zamanlar, çok eski zaman lardan bahsediyoruz. Belki de Charlie ve kardeşleri, yani Charlie'nin kardeşleri, ailesi falan adli tabiple görüşüp bunu insanlara yayılmasını istemediklerini, böyle bir şeyi söylememesini tembihlemişlerdi. Belki de adli tabibe bir şekilde raporundan sildirmişlerdi bu noktayı, bilemiyorum. Ayrıca insanlar Charlie'nin anlık delilik yaşadığını düşünüyorlar demiştim. Hani beyninde bir hasar olduğunu düşünüyorlardı. Ama kendisini o zaman inceleyen bir doktor diyeyim, aslında Charlie'nin beyninde hiçbir hasar olmadığını söylemişti raporunda. Yani bu adam öyle bir şey yaşamış olamaz, psikolojik bir sıkıntısı olamaz, beyni hasar almamış, gayet de sağlıklı demişti. Ama yani bu olayın gerçekleştiği dönem göz önüne alındığında tıbbi prosedürler o zaman şu anki standartlara yakın değildi. Ve bu yüzden de beynine baktıklarında bir anormallik olduğunu o zamanlar belki görmemiş olabilirlerdi ama günümüzün teknikleriyle belki de öyle bir şey olduğu fark edilecekti. Ancak çoğu insanın es geçtiği bir nokta da var benim görüşüme göre. Bu da tabii ki para. Bu tarz davalarda birisinin ailesine böyle bir şey yapıp sonra da kendi canına kıydığı davalarda paranın aslında güçlü bir motivasyon olduğunu görüyoruz da, kanalda da işlediğimiz davalarda vardı diye hatırlıyorum. Ve 1929 yılında da tarihe bakılırsa başka bir olay daha yaşanmıştı aslında. Bu da Black Tuesday olarak geçen Kara Salı olayıydı. Olaylardan sadece 2 ay önce borsa çökmüştü ve Charlie zaten çiftlikle alakalı mali sorunlar yaşıyorduysa bu olay onu böyle bir şey yapmaya itmiş de olabilirdi düşününce. Sonuçta bu olay insanları çoğu zaman depresyona sürüklüyor. Bundan dolayı da bu karanlık girdabın içinden ailesini kurtarmak gibi bir kendine bahane bulabiliyor insanlar. Onlara başarısızlığının utancını yaşatmak istememesi vesaire, böyle faktörler de eklenebiliyor ve maalesef böyle korkunç şeyler yapabiliyorlar. Şimdi eğer Charlie bunu planladıysa fotoğraf olayı mantıklı bir hale geliyor. Çünkü yani nasıl olsa bir daha paraya ihtiyaçları olmayacağını biliyordu. Ve belki de ailesinin bu dünyada var olduğuna dair bir kanıt, bir anı olmasını istemişti o fotoğrafı çektirerek. Yani aileye bu fotoğrafı çektirirken anladığım kadarıyla bir Noel hediyesi olduğunu söylemiş. Ama hani bu kadar parayı umursamadan harcamasının sebebinin ben bu da olabileceğini düşünüyorum. Nasıl olsa her şey bitecek. Bir daha bu paraya ben ihtiyaç duymayacağım. Biz bir daha bu dünyada var olmayacağız. Ama insanlar bizim var olduğumuzu görsün, bilsin, en azından bizi hatırlasın diye yapmış olabilirdi bunu. Söylenenlere göre ailenin cenazesine de 5000 kişi katılmıştı. Ve bu olay da yerel bir şarkı yazarının dikkatini çekti. Ve kendisi bunun hakkında bir balat yazdı. Balat şiirin müziğe uyarlanmış hali olarak da düşünülebilir. Biraz böyle halk arasında halk şarkılarını hayal edebilirsiniz. Bu olaydan esinlenip yazılmış ve birçok farklı versiyonu ortaya çıkarılmıştı bunun da. Yani bu olaydan esinlenilen baladdan bahsediyorum. Birçok insan da aslında bu şarkıyla beraber olayı öğrendi. Yıllar içerisinde farklı versiyonlara da geçtiği için. Ama bu şarkıyla ailenin dünyaya bıraktığı miras son bulmadı.
Çünkü söylenenlere göre Charlie Lawson'ın kardeşleri evi ziyaretçilere açık bırakmıştı ve her yerde hala kan lekeleri varken evin içine yüzlerce insan girip çıkmıştı. Evi resmen bir müzeye çevirmişlerdi. İçeri girenlerden de tabii para talep ediyorlardı ve insanlar buna doyamıyordu adeta. Herkes bu olayın yaşandığı yeri görmek için böyle oraya akın akın geliyordu. Zaten uzaktaki insanların da haberi oluyordu. Çünkü hem ağızdan ağza laf yayılıyordu hem de kalabalıkları hem broşürler, fotoğraflar falan satmaya başlamışlardı. Bu derme çatma müze, anlamı müze derseniz, 5 yıl boyunca açık kaldı söylenenlere göre. Tam 5 yıl arkadaşlar. Hiçbir şey temizlenmemiş halde düşünün evin içerisinde. Öyle ki söylenenlere göre Mary'nin yaptığı kek bile, pasta bile bozulmamış halde tutulmuştu, böyle bir camın içerisinde olduğu gibi bırakılmıştı tezgahta. Bunu yapmalarının sebebi ise insanların söylediğine göre artık evin ipoteğinden sadece 16 yaşındaki Arthur sorumluydu ve çiftliği elinde tutabilmek için paraya ihtiyacı vardı. Bu yüzden para toplamak için yapmışlardı. Bilemiyorum başka bir sebep var mıydı altında ama. Ve bu şekilde aslında Noel'e dair tarihe geçen en korkunç olaylardan birisi yaşanmış ve dilden dile de iyice yayılmış oldu. Bu dava hakkında sizin düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Sizce neden o fotoğraf çektirildi? Neden Arthur sağ bırakıldı? Mary ile arasında gerçekten adamın böyle bir şey olmuş muydu? Yoksa sadece bunlar bir dedikodu muydu? Para gerçekten bir motivasyon olabilir mi? Ya da siz Charlie'nin beyninde bir hasar olduğuna inanıyor musunuz? Yani bu olay gerçekten üzerine uzun uzun konuşulacak bir olay benim nezdimde. Ve yorumlarınızı cidden çok merak ediyorum. Aynı zamanda yeni yıl içinde buraya kadar izlediyseniz aşağıya bir çam ağacı emojisi koyabilirsiniz. Bu sayede buraya kadar izlediğinizi ben de bilmiş olurum. Kanal üyelerime de buradan kanalıma yaptıkları maddi destekten ötürü çok çok teşekkür ederim. Hepsinin ismi şu anda ekranda yer almakta. Eğer siz de bir kanal üyesi olmak istiyorsanız aşağıdaki abone ol butonunun yanında bulunan katıl butonundan kanalıma üye olabilirsiniz. Ama yoksa Ezgi'cim biz sana ücretsiz destek olmak istiyoruz derseniz de sadece beğen butonuna ve abone ol butonuna tıklayarak tahmin ettiğinizden çok daha fazla bana destek olabilirsiniz. Ayrıca davalar hakkındaki son dakika gelişmelerinden de haberdar olmak için Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. O da her zaman buralarda bir yerlerde oluyor. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize musmutlu, sağlık dolu, sevgi, huzur dolu yepyeni bir yıl diliyorum. Başarılarla dolu geçsin umarım hepimiz için. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.